İşte o anlar Milli İstihbarat Teşkilatının Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonun görüntüleri. İşte o an e, kameralara böyle yansıdı. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği tüm terör operasyonları gibi bu operasyonlarda da. E, Sivil hassasiyeti göze çarpıyor. Milli İstihbarat Teşkilatının Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonun görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Mitten Suriye'deki gerçekleştirilen operasyonun görüntülerine baktığımız zaman özellikle nokta atışı yapıldığı görülüyor. Sihalarla gerçekleştirilen atışlarda %100'lük bir başarı göze çarpıyor. İşte bu da bir başka PKK'ya ait tesisin PKK'nın kontrolünde bulunan bir bölgedeki tesisin patlatılma anı. Görüntülerde atılan bombalarla birlikte o binalarda hasar meydana geldiği ve içeriden büyük bir patlamayla birlikte bir duman yükseldiği görülüyor. İşte SİHA'larla sihalarla gerçekleştirilen operasyonların kameralara yansıyan anları şu anda bir başka açıdan aynı görüntüye bakıyoruz. İçeride oluşan büyük hasarla birlikte camların fırladığı görülüyor ve Suriye kırsalında gerçekleşen operasyonda işte bir başka binanın vurulma anı önce tespit ediliyor nokta atışıyla yapılan operasyonun ardından içeridekilerle birlikte efendim bina tamamen imha edilmiş durumda burada özellikle ee, sivillerin bulunmadığı noktaların olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Sivillerin bulunmadığı noktalarda içeride e, PKK'ya e, ait üst düzey elebaşlarından bulunduğu ifade ediliyor. Bu noktada da yine elimize yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Suriye kırsalında PKK'nın kontrolünde olan bölgeler ki bu bölgeler sadece PKK'nın kontrolünde değil aynı zamanda PKK'da Amerika Birleşik Devletlerinin ve diğer bazı ülkelerin bu noktada kendine desteğini açıkça belli ediyor ve işte bu operasyonlardan artık. Korkusunu gizlemeyen terör örgütünün üst düzey isimleri Batıya bizi kurtarın çağrısı yapmaya başladı. Bir başka açıdan yine operasyonun detaylarına baktığımızda büyük bir patlama gerçekleştiğini ama çevrede o patlamanın haricinde başka bir hasar meydana gelmediğini görüyoruz. Sadece o binalarda yapılan atışlar sonrasında büyük bir alev topunun yükseldiğini görüyoruz. İşte bu binaya da yine. E, Sihalardan atılan Bombalar düştükten sonra Pencerelerin e, metrelerce Öteye fırladığı gözleniyor Ve binada da Yine büyük bir Hasar meydana geldiği gözleniyor Şimdi diğer binaya baktığımız zaman burası da yine Suriye kırsalında bir nokta Ve bu noktada da Mühimmat tesislerinin bulunduğu ifade ediliyor İşte o mühimmat tesislerinin Bulunduğu noktada Gerçekleşen patlamanın Detayını şu anda izliyorsunuz Büyük bir duman bulutu göze çarpıyor Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, Işaretlemesiyle Bu binada da patlamadan sonra Bakın pa bir patlama Gerçekleşiyor ve o patlamadan sonra içeriden dışarıya doğru Bazı nesnelerin de fırladığı Görülüyor Bu da bir başka e, hedefin Yok edilme anı Bu hedefin de Yakınlarında e, bir sivil yerleşim yok. Burada da bir başka hedefin yok edilme anını şimdi izliyoruz. Yine %100 başarıyla e, gerçekleşen bir başka atış. Şimdi buraya dikkat. Buradaki patlamadan sonra e, atış yapılıyor. Ve hedef yine her zaman olduğu gibi %100 başarıyla vuruluyor. Bu patlamadan sonra binanın önünden bir kişinin kaçtığı gözleniyor. Eğer yanlış görmediysek evet bir kişi kaçarak uzaklaşmaya çalışıyor. Ee, i̇şte operasyonun tüm detaylarını sizlerle biz de paylaşmaya çalıştık. Şöyle bilgilerimizi toplayacak olursak, Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait tesisleri, örgütün yönetici kadrosunu hedef aldı. Hedef alınan tesisler arasında PKK'nın silah ve mühimmat deposu da yer alıyor. Operasyonda terör örgütünün saldırı ve sabotaj birimleri ve örgüte ait arge merkezi diye adlandırılan bir binada vuruldu. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada operasyonların planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği belirtildi.